Selam arkadaşlar, saygılar, sevgiler. Sizleri seviyorum. İyi ki varsınız. Allah razı olsun. Şimdi arkadaşlar, bazı arkadaşlar steroidi tanımış ama yanlış tanımış. Kimisi de kıçından tanımış. O yüzden kıçlar kocaman olmuş. Sonra yüzleri de kocaman olmuş. Yani steroidi birisi nasıl anlatıyor kardeşim? Böyle sanki birisi kapı kapı geziyor. Steroid şöyledir, böyledir diye anlatıyor da yanlış anlatıyor ya. Çünkü bazı arkadaşlarımız steroidi sihirli bir değnek zannediyor. Dokunduğu zaman ilk türde işte X bir adam gibi olacağını zannediyor. Ya kardeşim, o X adam 10 yıllık bir bodyci, 5 yıllık bir bodyci. Yani bir yılda onu yapmaz. He, bir yılda vücut yapan insan sayısı vardır. 100 kişiden 2 kişi yapar onu. Yani azdır. Çünkü adamın genetiği müsaittir. Yani Allah vergisi bir genetik vardır. Yani sihirli değnek o adamın genetiğidir. İlaç değildir kardeşim. İlaç değildir. Steroidler arkadaşlar, yani zannettiğiniz gibi vuracağım. 5 yıllık adam gibi olacağım. 10 yıllık gibi adam gibi olacağım diye şey yok. Steroid sihirli bir değnek değildir. Steroid kullandığınız zaman yapılması gerekenler şunlardır. Steroidin eğer size fayda sağlamasını istiyor iseniz. Bakın arkadaşlar, dediğimiz gibi sihirli değnek değildir. Steroid kullanıyor musun? Steroid kullandığın zaman çok iyi bir antrenman altyapısı olur ise, nasıl anlatayım? Diyelim bir yıl, 2 yıl hiç dinlenmemişsin, haftada bir gün ara vermişsin, çok profesyonel bir antrenman altyapın vardır. Sonra steroid kullanmaya karar vermişsindir. İyi netice alırsın. Çok iyi bir netice alırsın. Ama antrenman altyapın yoksa yine netice alırsın ama o adam gibi durmazsın. O yüzden görüyoruz, böyle iki arkadaş küre başlıyor. İkisi de 10 kilo alıyor. Ya hocam, öbür arkadaş daha farklı oldu, ben daha farklı oldum. Kardeşim, geçmişteki altyapı farklılığı var. Genetik faktörler var. Yani şu algınızdan kurtulun ya. Arkadaşım kür yaptı hocam. Aynı kürü ben yaptım. Niye onun gibi verim alamadım? Ya kardeş, onun genetiği sende mi? Onun bilmem nesi sende mi? Onun şurada sivilce çıkıyor. Senin şurada sivilce çıkıyor. Yani aynı mısınız? İkiz misiniz yani? Hayır arkadaşlar. Ben sofraya oturduğum zaman örnek veriyorum. Acı biber 3 tane yiyebiliyorum. Bazı adam 10 tane yiyor, bazı adam hiç yiyemiyor. Yani herkesin mide asidi, mide gücü aynı mı? Ya kardeşim, biraz akıllı olun ya. Bu çağda bu akıllı olun yani. Genetik faktör diye bir şey var. Ben Türker Fırat olarak yolda kaç tane adama genetik olarak benzeyebilirim ki? Nadirdir yani. Sen Ahmet Mehmet olarak kaç kişiye benziyorsun? Hepimiz kendimize özel genetik yapılarımız vardır. Sorunlarla baş edebilme. Benim yaram, örnek vereyim, 3 günde iyileşiyor. Kimisi 2 günde iyileşiyor. Kiminin 1 günde iyileşiyor kardeşim. Yani kişiden kişiye bunlar değişirken steroid kullanımı herkese aynı olamaz ki. Yani bu cahilliktir, cehalettir. Lütfen arkadaşlar. Bakın, doktorlar bile kanser tedavilerinde olsun, şunlarda bunlarda olsun, kemoterapi kürlerinde birinci kürde verim almıyor, adamı vücudu tanıyor, ikinci kürde, üçüncü kürde verim alıyor, tüp çocuk mu diyorlar, neydi lan? Mesela kadınlar hamile kalsın diye rahimlerine sperm yerleştirildiği zaman birinci de tutmuyor, ikinci de tutmuyor tüp bebek olayında. Çünkü genetikler, kabiliyetler, o ilaçla uyum, yani bunlar bilinemez ki. Doktora gidiyorsun, sana bir tedavi uyguluyor. Doktor diyor ki bu ilaçlar sana uymadı, ilaçlarını değiştiriyorum diyor. Yani burada biz doktora şunu mu diyoruz? Sen işi bilmiyor musun diyoruz. Hayır arkadaşlar, tıbben kimse yani böyle genetiğimizi neye cevap verebileceğini %90, %80 bilemez kimse. Hep %50, %60'tır. Yani steroidler her bünyeye aynı tepkiyi vermez. Vermez arkadaşlar. Kesinlikle vermez. Kimi adam testosteron artar, birden yağ yakar, sertleşir.
Kim adam testosteron artar, vücut bunu östrojene fazlası çevirir, sulanır, irileşir. Kim adam bunlardan hiçbir tepki almaz, sadece psikolojik sorunlarını yaşar. Yani bir ilaçtan orijinal bir ilacı 3 kişiye vurun, herkes farklı tepkiler size sayabilir arkadaşlar. Bir adam der ki hocam düz duvara tırmanıyorum, aşırı cinsel isteğim arttı. Bir adam hocam tık yok, ne yapacağım ne edeceğim. Bir adam hocam bir halt hissetmiyorum. Yani aynı ilaçtan farklı şikayetler bir araya gelebiliyor. Ama cehaletten dolayı birisi işte aynı ilaçtan öbür adam dev gibi olabilir, öbürü olamıyorsa bu ilaç sahte. Kardeşim ilaç sahte diyeceğine. Sahteyse tamam, sahteyse lafım yok. Aha, mesela piyasa malıdır, merdiven altıdır. Ama gidip de orijinal kodlu bir fabrikasyon ürünü kullandın ve tepki almıyorsan, burada ilk suçlayacağın kişi kendi bünyendir ve kendindir. Bakın steroid kullandığınız zaman birinci olarak en dikkat etmeniz gereken şey antrenmandır. Antrenman altyapısıdır. Çok iyi antrenman altyapınız olması lazım. Hele steroid kullandığınız zaman haftada 2 ya da 3 antrenmanlar yapanlar görüyorum, sinir oluyorum. Kardeşim sen neyin kafasını yaşıyorsun? Steroid kullandın 6-7 gün antrenman yapacaksın. Ne kadar çok antrenman o kadar çok kas tamiri. Yani bunun için sen steroid alıyorsun. Mesela natural bir adam haftada bir gün tek adale çalışabilir. Ama çift adaleye geçtiği zaman natural olarak salgıladığı hormonlar buna yetecek mi? Genetiği ona müsait mi? Bazı adamın müsaittir, bazı adamın değildir. Bazı adama çift adale gelmez, bazı adama gelir. Sonra şöyle diyorlar. Çift adale en iyi antrenman. Kardeşim çift adale eğer vücudun baş ediyorsa en iyi antrenman. Ama vücuduna fayda vermiyorsa en iyi antrenman değil. Yani Kur'an ayeti gibi bazı şeyleri dikte edenlerden nefret ediyorum ya. Adam gibi bir araştırma yapıyor. Kendi vücudunda deniyor. Cart cart falan filan. Şu doğrudur arkadaşlar. Ha siktir git lan. Ne doğrusu? Genetik faktörler, tepkiler vesaire farklı kişiden kişiye göre. O yüzden bakın Türkiye Fırat olarak söylüyorum. Steroide mi girdin kardeşim? Birinci kural antrenman. Çok iyi bir antrenman yapman gerekiyor. Gerekirse 7 gün antrenman yapacaksın. 7 gün şimdi diyeceksin hocam 7 gün yapacağız dinlenmeyecek miyiz Kasım? Kardeşim bugün göğüs çalıştım. Göğüs kaslarım yırtıldı mı? Dinlenmesine kaç gün lazım? Ortalama 3 gün lazım değil mi? 3 gün sonra bir daha çalış. Şimdi biz her gün üst üste göğüs çalıştırıp da çalıştırmıyoruz ki. Yani o yüzden kaslar birbirine üstüne denk gelmediği için 7 gün boyunca antrenman yapmanızda bir sorun yok ki. O yüzden arkadaşlar daha sert antrenmanlardan dolayı steroidlerin faydası şu oluyor. Mesela deka kullanıyorsunuz. Deka arkadaşlar 10 kişiden yani 3 kişiyi sıkıntıya sokabilen bir ilaç. Cinsel sorunlar yaratabilen bir ilaç. Ama dekanın tercih edilme sebebi antrenman esnasında yıkım hormonumuz da artar. Ve bizim kas yapmamıza zarar verir. O yüzden yıllardır natural olup da hocam yıllarımı harcadım bir türlü büyüyemiyorum. Büyüyememe sebebim bu kortizol hormonudur. Yıkım hormonudur. Bu yıkım hormonundan dolayı kas yapamıyorsundur. Çünkü arkadaşlar tıbben kortizol arttığı zaman vücutta testosteron salınımı, büyüme hormon salınımı durur, baskılanır. Yani sinir stres yaptığınız zaman kortizolunuz vesaire yükseldiği zaman vücut hasta olur derler ya bak sinir yaptı hastalık oldu falan. Çünkü niye faydalı hormonlar salınmıyor? Hep stres, hep böyle gerginlik. Çünkü siz antrenman esasında hep stres yaşatıyorsunuz ve kortizol salınıp her şeyi tutup kapatıp orayı tamir etmeye çalışıyor. Öyle düşünün. Ama ben antrenman esnasında bunu istemiyorum. Ben hep niye antrenman yapıyorum arkadaşlar? Natural bir insan antrenman yapma mantığı ne? Siz antrenman ağırlık çalıştığınız zaman arkadaşlar testosteron seviyeniz artar. Ama ağırlığınız mesela başlıyorum şeye bar kör yapıyorum. 1, 2, 3 zorlanıyorum. İşte bu zorlandığım yerde vücut testosteron arttırıyor arkadaşlar. Artıyor testosteron şu an damar oluyor. Zirveye çıkıyor. Harika her şey. İşte bodybuilding yapıyorum. Büyüyorum. Ağırlığı bırakıyorum. Bıraktıktan sonra arkadaşlar 30 saniye sonra kortizol salımımın başlıyor. Niye? Kas lifimi yırttım. Vücut tamir edecek. Kortizol da geldiği zaman testosteron salınımını baskılar. Ve benim vücuda salgılattığım testosteron seviyem düşmeye başlar. Ama steroid kullanan bir adamda bu süreç
30 saniye ise 40 dakika, 50 dakika, 1,5 dakika, 2 dakika, 3 dakika diye uzayabiliyor. Uzayabildiği için bu adam daha çok fazla dinlenip daha ağır basabiliyor. Ama natural adamda bu olmuyor arkadaşlar. Çünkü 30. saniyeden sonra yıkım hormonu geliyor. Yıkım hormonu da salgılandığı zaman, tamir hormonu da salgılandığı zaman gücünüz artıyor. O yüzden bodybuilding yapıp uzun dinlenen insanların uzun dinlenme maksadı ikinciye girdiği zaman daha ağır basabilmek. Ama bu kas kazanımı çok yapmıyor arkadaşlar. Kortizol seviyenizi yükseltiyor. O yüzden çok ağır basıyorsunuz ama bir türlü istediğiniz kas hacmine ulaşamıyorsunuz. Sebebi bu. Biz o yüzden çok tekrar kısa dinlenme, çok tekrar kısa dinlenme, hiçbir zaman kortizolun salımına izin vermeden kısa dinlenmelerle biz hep böyle testosteronu aktif yapacağız, çalıştıracağız. Ama steroid kullandığın zaman da steroidin yardımı neydi? Bu yıkım hormonunun salınımını geciktirir. Ve ben antrenman esnasında daha yeterli büyüme hormonu ve testosteron salgılatırım ve adeleme bunlar daha çok gıda taşır ve beni büyütür. Ama siz natural bir adam ne yapıyor? 10 tane salgılatıyor. Gerisi hemen kortizol kapatıyor. 10 taneyle ne kadar kas yapacak? Ama steroid kullanan adam 100 tane salgılatıyor. Kortizol da geç geliyor. Bu sefer daha çok kas yapabilecek vakit elde edebiliyorsunuz steroidlerle. O yüzden deka denen ilacının asıl görevlerinden biri arkadaşlar yıkım hormonuyla baş edebilmesi. Yani size bir kas yapabilecek vakit kazandırması gibi düşünün. O yüzden dekayı hala tercih ederler yan etkilerine rağmen. Ama dekanın yan etkisine yakalanmamak için yüksek oranda testosteron alacaksın kardeşim. Çünkü deka aldığın zaman vücuttaki testosteron baskılanıyor. Dışarıdan alman gerekiyor. Testosteronsuz adale yapamazsın kardeşim. İki tane geri zekalı çıkmış sağdan soldan. İşte primobolon, oksandrolon kullanın. Ya kardeşim bu ikisi testosteron baskılıyor. Testlerde görünüyor. Biliyoruz. Bu adam bu kas yapması için testosterona ihtiyacı var. Yani ne olacak şimdi hadi? Yani o yüzden kürsüz arkadaşlar yani testosteronsuz kür mü olur ya? Yok hocam ben testosteron kullanmayacağım. Testosteron baskılanıyor. İşte primobolon bunu kullanacağım, şunu kullanacağım. Primobolon 15-20 gün sonra baskılanmaya başlıyor. Oksandrolon belli bir süre sonra baskılanmaya başlıyor. Vücut doğal testosteron üretmiyor. Dışarıdan da almıyorsun. Ne oldu? Nasıl kas yapacaksın? Sonra östrojen artıyor. Biraz vücut sulanıyor, irileşiyor. Hocam çok güzel oldu falan. Hadi yavrum be ya. Testosteronsuz kür mü olur kardeşim? Hani yıllarımı harcamışım bu işe. Gidip de bir yerden bir yer okuyup bana cevap veriyorlar. Ayar oluyorum. Lan gittim bir yerden okudun. Birinden duydun bana geldin. Ben binlerce insanla çalıştım konuşuyorum. Hani binlerce insanla çalışmışım. Onlarla konuşuyorum. Verdiğim programın, aldığım şikayetlerin, bilmem faydaların, ben de edindirdiği tecrübeyle nasıl silik yarıştırıyorsun? Yani ben oturur yüz yüze 10 numara tartışabilirim sizinle yani. Ama sen bir yerden okumuşsun. Gelip oradan sallıyorsun. O yüzden arkadaşlar steroid sihirli bir değnek değildir. Steroid kullandığınız zaman antrenman burada çok önemlidir. Ne kadar sert antrenman o kadar çok steroidden fayda almak demektir. Az antrenman steroidden fayda almanızı engeller. Yani sen vücudunda yüksek oranda testosteron alıyorsan o testosteronu çalıştıracaksın kardeşim. Ağır antrenman yap, çalıştırmazsan o testosteron kullanılmazsa içeride artar ise vücut bunu alır östrojene çevirir. Östrojene çevirdiği zaman içeride östrojen artık belli bir yüksekliğe geldiği zaman onu bir çalışmayı kapatır. Bu sefer sen testosteron aldığın halde testosterona fayda değil zarar almaya başlarsın. Sulanırsın, yağlanırsın vesaire vesaire. O yüzden steroid kullandığın zaman öküz gibi antrenman yapacaksın. Öküz gibi yapacaksın. Öküzler nasıl sırtına yaban takarlar tarlada işte koştururlar ya hayvanları. Öküz gibi çalışırsa işte öyle çalışacaksın. Sanki sırtından biri kırbaç vuruyor. Hani gram böyle güç kaldı onu da zorlayacaksın. Yani bodybuilding antrenmandır arkadaşlar. Bodybuilding antrenmandır. Öküz gibi antrenman yapacaksın. Antrenman yapmazsan külün bir boka yaramaz. Külünden verim mi almıyorsun? Antrenmanında sorun var kardeşim. Hoca ya istediğim tepki alamıyorum. Antrenmanına bakıyorsun elinde telefon. 10 dakika işte 1 dakika kol yapıyor. 2 dakika telefonla.
İşte arkadaşlar kanka ne haber falan diyor. En az 1,5 dakika dinleniyor. Ondan sonra ya hocam bu çocuk bok yere. Ama başka adam bir form atıyor. Uf diyorum ne yaptın kardeşim ya? Hocam her şeye harfi harfi uydum. Vay helal işte bu. Yani ama öbür adam diyor ki nasıl steroid vurdum ama ben de kas yapacak az bir antrenman yapsam da yeter. Ha siktir lan oradan geri zekalı adam. Sizin yüzünüzden insanlar bu işi öğrenemiyor. Steroid mi kullanıyor kardeşim? Öküz gibi antrenman yapacaksın. Öküz gibi antrenman yapacaksın. Bu kadar ya. Bu antrenmanı yapacaksın arkadaşım. O yüzden nedir? Şimdi yazacaksınız. Çift adele mi? Tek adele mi? Bakın arkadaşlar. Steroid kullandığınız zaman çift adele yapman lazım. Ne kadar kas lifini yırtarsan, zorlarsan protein sentezi o kadar çok ve vücut bunu çok baş edebilir. Ama natüraysen gerekli hormonları zayıf salgılıyorsan, zaten kendini görüyorsun, çift adale yapıp hiç gelişemiyorsan, tek adaleye geç. Dinlenme sürecini uzat. Çünkü steroid kullanman için dinlenme sürecin daha uzun olması gerekiyor. Ama tamir için. Ama steroidleri değil ki daha kısa vadede vücut dinlendiği için öbür antrenman daha çabuk hazır hissediyorsun kendini. Steroidin faydaları onlar. Ama düşük antrenman, düşük beslenme sonra steroidden hayır gelmez ki. Steroid bir işe yaramaz ki o zaman. Yani steroid içeride çalışan elemandır, işçidir, bekler orada. İşçiye görev verirsin, alır o görevi yapar. Steroid içeride gidip de vurduğunuz zaman içeride bir sihirli işlemden geçip de dokuya dönüşmez. Öyle bir ilaç yok. Yani keşke öyle bir ilaç olsa da artık bile spor da yapmasa. Herkes Hulk olsa yani. Yani mantığınızı değiştirin arkadaşlar. Steroidi vurdum. İçeride bir yerden sonra steroid kendi kas oluyor. Öyle bir şey yok. Steroid içeride çalışan eleman sayısını arttırmadır. Ve ne kadar çok antrenman yaparsan steroid o kadar çalışır. Ne kadar az antrenman yaparsan steroid o kadar az çalışır. O yüzden sert antrenman yapmak zorundasınız. Bunun kuralıdır arkadaşlar. Ben o yüzden hep çift adale diyorum. Tri setler, süper setler, götünüzü yırtın diyorum arkadaşlar. Çünkü steroid kullanan için geçerli bu. Ama natural için de geçerlidir bu sistem. O yüzden ama natural steroid kullanana göre şey zayıftır. Tamir süresi zayıftır ama antrenmanın şiddetini düşürebilir. Yani mesela natural bir adam çift adale yapabilir ama dinlenmesi çok iyi olacak. Gidip de çok ağır kilolar çift adale yapmayacak. Yani ama bir natural insan da artık yani arkadaşlar bir bodybuilding steroid kullananın formu gibi formu yakalaması da hayal. Hani bu da ayrı bir mevzu. Adam diyor ki yani naturalim. Hani şu bir yanlış bilgi var arkadaşlar. Ben de o ilk zamanlar o şeye sahiptim. Şimdi sen naturalsin. Zannediyorsun ki işte 5 yıl sonra şöyle olacağım. Öyle olunmuyor arkadaşlar. Vallahi olunmuyor. Tilla götünüzü yırtın. Olamazsınız. Yani işte 5 yıl sonra şu adam gibi olacağım. Naturallik o değil. Naturallik arkadaşlar. Kasınız belli bir hacme gelir. 2 santim, 3 santim, 5 santim neyse. Orada durur. Daha ondan sonra yırtken yırt büyüyemez. Hep çünkü yerinizde sayarsınız. Hemen oradan iki kişi zıplar. Hocam ben büyüdüm ama nasıl oldu o iş? Kardeşim sen 100 kişiden iki kişisin. Yüksek osturacaksın, yüksek bilmem ne. Sen fazla salgılıyorsun zaten. Senin götünde keramet var. Ama öbür adamda o yok. Öbür adamda o yok. O yüzden arkadaşlar o hayallerden bir kurtulun. Yani o adamlar dibine kadar steroid alıyor. Hele piyasada steroid kullanmayıp da natural takılanlar insanların kafasını çok karıştırıyor. O yüzden o insanlara lütfen paylaşımlarının altına şunu yazın. Ya naturalim diyorsun da git bize şu orijinal bir laboratuvardan, hastaneden LH ve testosteron testlerini atar mısın? Yeter artık bıktık sizden yani. Naturalim ayağına milleti düdüklüyorsunuz. Hayallerden kurtulun arkadaşlar. Yani bir natural adam sağlıklı yaşayabilir. Çok güzel iç organlara, kalbe, nabıza sahip olabilir. İnce bir bele sahip olabilir. Soyunduğu zaman sert, güzel, temiz bir vücuda sahip olabilir. Ama patlak patlak, yos yuvarlak adeleye sahip olamaz. Sahip olandan da gelsin kan testiyle bana göstersin. Ben o adamı incelemek isterim. Ben o adamın yemesini, içmesini yani çünkü o adamdaki götündeki kerametin ne olduğunu anlamak isterim. Ama kimse hayal kurmasın arkadaşlar. Kimse hayal kurmasın. Kimse de size hayal satmasın.